Hepinize selam dostlar, hepiniz yepyeni Carmackinix Simulator 2021'e hoş geldiniz. Bugün dün çekip de çok güzel bir video çıkardıktan sonra maalesef ki yeni kayıt denemelerim yüzünden, harcanan bir video yüzünden tekrar çekmek zorunda kaldım. Ne oldu? Dün Carmackinix Simulator'da bizim o Doğan Kabak İtalyasını, yani 458'i aldım. Lastiklerini genişlettim. Arkaları 355 yaptım sizin tavsiyeleriniz üzerine. Ondan sonra önü 325 yaptım. Önünü 355'lere falan çıkarmadım. Genelde drag arabalarını biliyorsunuz. Önler daha ince olur. Ben de yine aynı formülle devam ettim. Ve kolla oynadım. Kolla pistte oynadıktan sonra düz hızda daha iyi bir süre yaptım. Çünkü birazcık daha hassas böyle oynamalarla yapabildim bunu. Onun dışında da bizim bir arkadaşımız vardı, bana mail atan. Onun mailine cevap vereyim isterim. Çünkü kendisi bana top speed'i yapabileceği bir araba tavsiye etmiş. O da bizim hangi araçtan? Dodge Challenger, hatırlarsanız yapmıştık o aracı biz. Dodge Challenger aynen. Yani oyundaki çakma ismi orijinal Dodge Challenger değil de işte. En yüksek hızın 531 kilometreye eriştiğini ve vites ayarlarına kadar benimle paylaştı fotoğraflarıyla beraber. Ondan bahsetmiştim. Ama tabii ki de o arabayı çok öncesinde denemiştim. Mail atan kişi Ahmet Pişkin. Teşekkür ediyorum kendisine. Ben o rekoru geçtim. Onu söylemek istiyorum. Ben dün o rekoru geçtim. Bakın 550 kilometre yazıyor. 551 kilometre yaptım aslında ben. Sonrasından kaydı aldım. Her şey tamam, güzel, mis gibi oldu. Bir baktım kayıt çöp. 30 dakika video çektim. Çok da güzeldi. Takıla takıla gidiyor. Baya baya böyle kare kare oynuyor. 4K'ya aldım çünkü oyunu. Ama şeyi açmanız gerekiyormuş. V-Sync'i açmanız gerekiyormuş takılmadan oynaması için. Sonra düzelttim, V-Sync'i açtım. Arabayı da satmıştım. Bugün tekrardan aldım. Jantını değiştirerek satın aldım. Sıfır bir ürün. Sonra değiştirdim motorunu vesaire, geliştirip bu hale getirdim. Ama eski şeyini yakalayamadım. Hızını. Beygirini de yakalayamadım. Eski beygir biliyorsunuz 1949'larda falandı. 1950'lerdeydi. Neredeyse 2000 beygirken bu sefer 1900 beygirin altında kaldım. Keşke full gaz gidebilsek. Hangi lastiği taktıysam full gaz gidecek hıza erişemedik hala da. Neredeyse oldu ya. Neredeyse oldu. Gördünüz. 542 kilometre. Yukarı bakın. Görüyorsunuz. Anlatmaya gerek yok. Tamam. Olabildiğince yaklaştım ve bu seviye benim için makul diyeceğim. Çünkü artık uğraşmak istemiyorum. Gerçekten çok sorunlu bir araç. Gerçekten insanı bezdiriyor böyle. Onu da istemiyorum. Ondan dolayı şimdi ne yapacağım? Onu söyleyeyim. Bu aracı satacağız artık. Dün yaptığım gibi. Ve o yeni kasa olan Ferrari'yi alıp deneyeceğiz. Onun maksimum hızı falan nedir? Aynı motor kullanıyorlar. Aynı şasi, aynı her şey aynı mı acaba? Bilemiyorum ama aynı değilse harika olur. Şimdi seni satacağız. Maalesef ki 273 bine gidiyor. Aldığımda 224 bin falan verdim galiba. Harcadığım para ne kadardı bilmiyorum ama 700 binim vardı elimde. Onu biliyorum. Şu anda 750 binim var. Okey. Yine sıfır aldığım halde bile üstüne para kazandım. Yeni Ferrari'de de aynısını yapacağım. Bütün parçalar 3 yıldız yapar mıyım bilmiyorum ama motorunu modifiye edip her şeyle 3 yıldız performans parçalarıyla değiştireceğim, o kesin. Bu arada Porsche paketi geldi. Onu da geçen videoda bahsettim ama burada da bahsedeyim. Porsche DLC'si geldi. Ben de satın aldım. Hatta oyuna sahip olan arkadaşlar için %10'luk bir indirim vardı. 10 lira 20 kuruşa mı ne geliyordu? Normalde 11 küsürken işte. Öyle çok aman aman bir indirim değil ama işte almışken ufak da olsa bir indirimi var diyebilirim. Birkaç tane Porsche getirdiler. Ama şunu belirteyim, bu Porsche paketi 2018. oyundan remastered yapılmış. Yani başlığında da direkt yazıyor. İsmi de zaten Porsche DLC'si remastered olarak falan diye yazmışlar bunu. Eski oyundan direkt devşirmişler. Ben remake yapıp bu oyuna daha iyi hale getirmelerini, birazcık daha görselleri arttırmalarını, gerekirse birkaç model yeni ekleyebileceklerini düşünürken maalesef bu davranışlar üzdü. Sesi benziyor bu arada. Bir de Pagani gelecek yakında, onu da belirteyim. Pagani DLC'si de yine remastered olarak gelecek. Haberiniz olsun. Bahsettiğim 458 bu spesiyali Lit Edition var. Bunlar burada göstereyim en azından. Videosunu her biri için ayrı ayrı çekmeyeceğim. Liberty Walk aslında
En güzel görünen kasası gördüğünüz gibi böyle. Bayağı kallavi. Japonların elinden geçmişçesine çok güzel görünen. Need for Speed'de böyle modifiye edebileceğimiz türden gözüküyor diyebiliriz. Diğer Lead Edition'ı ise benim almak istediğim en pahalı Ferrari. Şu an hatta oyunun en pahalı aracı Porsche'ler bile bu fiyatta değiller. Buradaki Speciale de daha ucuz ama Speciale aslında öbür Lead Edition'la aynı kasa galiba. Yanılmıyorsam tam da emin değilim bak o konuda. Bakayım. 2013 yok. Değilmiş. 2013. Okey. 466 bey girmiş normali. Buna da supercharge takılıyor. 466 kötü. Bizim normalde Ferrari ne kadardı bakayım. 0 kilometre. 479 beygir. Okey. Liberty Walk kaç beygir? Liberty Walk'ta 451 beygirmiş. Yani 5-10 beygirlik farklılıklar var aralarında. Çok fazla da değil. Lead Edition'a bakıyorum. Şöyle sarı rengi. Olmasın mı? Bu da 498 beygir. Aslında 500 beygir neredeyse zorluyor ki motor normal V8. Güzel. Bunu muhtemelen doğru ayarlamalarla her şeyin 3 yıldız koyarsak 2000 beygirin üstüne çıkarabilme potansiyelimiz var. Bu da maksimum hızda yol yetmiyor. Yol yetse kesinlikle 600'de görecekler. Hatta atölyeden oyunda baktım. Böyle atölyede belki haritası vardır, şey vardır diye. Maalesef haritaya denk gelemedim. Eskiden vardı öyle haritalar da. Şimdi yapmamışlar. Şimdi bunda birkaç değişikliği yapalım halihazırda. Siyah beyaz ne yapsak bilemedim. Çok güzel görünüyor hepsi de. Şu yeşilimsi renk de güzel. Şu lacivert mavisi de güzel. Bilemedim. Sarı desen o da güzel. Beyaz desen o da güzel. Hepsi de güzel. Jant olarak kesinlikle öbür jantı takacağım. Jaguar jantı. Çok yakışıyorlar birbirlerine. Ferrari için üretilmişçesine hatta. Öyle söyleyebilirim. Yön değiştir. Ufak ufak müzik dönüyor arkada. Sakin sakin. Şimdi lastiklere gelirsek. Lastiğin konfigürasyon çok önemli değil gibi geldi bana. Yani 365 de yapsanız arkaya 355 de. 295 de yapsanız yol tutuşu çok bir değişmedi. Tamamen sizin parmağınıza bağlı. O yüzden ben direkt buradan kayganlar çakacağım. Bunların bir önemi yok biliyorsunuz. Kaygan lastiği B var. Kaygan lastiği ile kaygan lastiği B arasında ne kadar fark var bilmiyorum ama kesinlikle kaygan lastiği B'yi denemek istiyorum bu sefer. Yön değiştir. Bu sefer de onu deneyelim. Hadi bakalım. Fiyatı ne oldu şimdi bu haliyle? Fiyatı da yükselmiştir. Keşke kendim taksaydım diyeceğim de. Burada daha uygun alıyorsunuz ama kaygan lastikleri. Onu söyleyeyim. 412 bin diyor. 412 bin verip ben bu arabayı satın aldım. Hayırlı uğurlu olsun. Çok pahalı bir araç. Bir de burada mı takılıyor özellikle? Ben kendi garajıma gittiğimde orada bir takılma sezmiyorum ama burada maalesef ki takılıyor gibi görünüyor. Yine bir korktum şu anda içime. Yine bir şey oldu. Oyunu kaydetmemem lazım. Olur da takılırsa. Ama oto kaydı da var ya oyunun. Oto kaydı da var. Kontrol ettim öncesinden. Şöyle bir test aldım birkaç tane. Kopar mı eder mi diye, takılıyor mu ediyorum diye. Etmiyordu. Uf. Uf yani, uf anam uf. Şimdi bunun motorunu alacağız. Ay beyaz beyaz ne güzelsin sen be. Bunları değiştireceğiz. Bu komple sökmeyeceğim. Süspansiyonlar falan 3 yıldız yapmakla uğraşmayacağım tabii ki de. Onlar genelde çok azıcık bir değer fark ettiriyor. Onlarla uğraşmayıp daha çok performansımıza yansıyacak şeyler 3 yıldız yapacağım. Bunlar olabilir. İşte motor komple olacak zaten. Eko olabilir gibi gibi. Hadi bakayım gel içeri, seni şöyle bir çıkarayım önce. Kasa zaten cillop gibi. İçerideki yeniliklerden bahsedelim. İçerisi görüyorsunuz. Üf yani. Farklı. Tasarımı bayağı hoş. Götür beni gittiğin yere hadi. Hadi git. Ha garaja mı gittin? Evet. Takıla takıla gidiyor gibi bir hal var ya. Korkuyorum kardeşim. 1080 mi alsam ne yapsam?
Şimdi birazcık daha yukarı alacağım. Motor çıkarmak için öncelikle yağını almam lazım. Evet, sesler bayağı gelmiş. Az önce seviye ilerledim. Misal 55'ten 56 oldum. Dırım diye bir ses geldi. Keyifli olmuş, güzel olmuş. Böyle ufacık detay seviyesi bir de hoşuma gidiyor oyunda. Bir farkındalık yaratıyor oyunda gerçekten. Aa bak, dikkat et, ne oldu diye dedirtiyor insanı. Seviniyorsun böyle ufacık da olsa. Yine geldik en sıkıcı kısmına ya. Son iki tane kaldı piston kolu kepi. Sonra yağ deposu kapağında yapıştırdık mı bitiyor. Okay to. Sırf sesi için döndüresim geliyor. Dur, çok zoom in girmişiz. Buyursunlar. V8 supercharged. Hocam şimdi seni alalım. Çıkar oradan. Araca bir oturtalım. Tak. Teşekkür ediyorum yardımınız için. Çok sağ olun bayım. Yağını da koyalım. Unutmadın emelcik. Ekuyu mekuyu da değiştirmeyeceğim galiba. Diskleri koyacağım. Lastikleri oturtacağım. Araç hazır. Vın 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 yapacağız. Değerine bakacağız. Dino testi sonrası tabi. Sıfır aldığım için muhtemelen şey de yaptırtmayacak bana. Bunu burada koyamam da yukarı kaldır. Lastikleri hizalama falan da yoktur. Çok saçma ama ya, şuraya bak. İçine geçmiş. Bittim. Şu an anlamadım ki. Sanki bitmedi. Bir yerde daha vidası kaldı. Marş gözükmüyor çünkü. Al bakalım marşını. Delikanlı. Başka bir şey kalmadı galiba, değil mi? Aa, hava filtreleri var. Dur, akslar falan da bağlayayım. Onları aldık zaten. Hem de 3 yıldız yaptık. Arkalar 325. Yol yetmiyor cidden ya. Düzgün yol lazım. Bir tane mod getirseler şöyle upuzun giden eskisi gibi. Bu traktörü uçurmuşluğumuz vardı 18'de hatırlarsanız. Öyle pist olsa bu arabayı ben 600-700'lere kadar çıkartabilirim gibi geliyor. Yavaş yavaş gaza banırım yolum uzun diye. Gider yani. Kontrollü bir şekilde. Hele bir de ne olursa olsun hiçbir aracın kaymamazlık fiziğini getirirlerse modla beraber. O zaman full gaz açarız. Baya baya uçar araç. Utangaç utangaç uzaktan bağlıyoruz. Nice. Seni de oturtalım. Otomatikman siyah oluyor rengi burada. Enteresan. İndir bakayım. İndir babacığım. İndir bu bebeği de görelim. Nasıl ya? Almamışım lan. Çok ayıp ya. Ama aldım gibi geldi bana. Ah ah ah. Gördüğünüz gibi %2.4 oldu ikisi beraber. Çok önemli bunlar. Her bir yüzde önemli.
Böylece %120, %130'a kadar çıkabiliriz. Bunlar asıl önemli olan. Öf, yukarı kaldır artık. Dur şunun kapağını oturtayım ben. Burada işimiz bitti gibi çünkü. Sana %9 veriyor iki tanesi. %120 minimum gelecek. Başka zaten performans değiştirecek parça yok diye biliyorum ben. Kapan. Geri bakalım direkt şuraya gidelim. İzalıysa da bir göz atalım şurada. İzalıymış. Tamam. Ufak bir çalıştırayım mı? Haydi Dino'cum. Haydi aslanım benim. Bu arada dur ya. Hayır hayır, yıkama değil. Cık. Yıkama değil. Ufak bir yenilik daha getirmişler. Yıkamadan görebilir miyim? Bakayım. Aa, bu sefer olmadı. Şöyle diyordu. Boyahaneye girdiği zaman araba tozlandıysa, yıkama sonrası bile tozlandıysa belli bir zaman sonra geçip. Bu boyayı vuramayacağız. Çünkü yıkanması lazım aracın falan. Çok tozlanmış diye bir uyarı yiyorsunuz. Çok hoşuma gitmişti o da. 100 dolar karşısında hemen burada yıkayıveriyor boyahanede. Sonra boyaya geçiyor. Şu rengi çok tatlı ya. Ama buna da mavi acayip gidiyor be. Şuraya bak. Şu rengi çok seviyorum ben. Yeşil deneyelim. Yeşil de güzel be. Ama bu renk çok güzel. Ama bu kırmızı da çok tatlı ya. Tamam, kırmızı kırmızı. Kal. Tamam, spis, tamam. Çok laf yiyeceğim anlaşılacağı üzere. Ama şuraya baksana abi ya. F12. Gel şimdi Dino'ya gidiyoruz. Evet, tahminleri alalım dostlar. Ne yapar bu araba? Dur şu anki değerine bakalım mı? Zaten fiyat değeri olarak artmıyor. Dinamometre sonrası bile 939 beygir olarak gözüküyor. Çok rahat 2000'in üstüne geçeceğiz gibi duruyor açıkçası. Her şey %100 mü? Kontrol. 100. Okey. Fiyatı 483 bin oldu. Şu an 71 bin kardayım olarak gösteriyor. 750 bin falan param vardı. Bu arabayı almadan önce hatırlarsanız. Ah, ufak bir belim ağrıyor. Ufak demeyeyim aslında, bayağı bir belim ağrıyor. Bir anda oldu böyle. Yürüyordum evde. Akşam yemeğimi alıyordum hatta. Yemek yiyeceğiz diye. Begüm'le beraber. Yemeğe götürdüm. Bir anda belim tık diye tutuldu. Bı diye kaldım. Tedavi medavi uyguluyoruz şu an evde. Bakalım. Toparlayacağız. 2029 beygir. 2400 Nm torkumuz var. Öbüründe 2200'lerde falandı diye hatırlıyorum. 458'in düzünde. 2000 beygir ya. 2000 beygir. %116 oldu. %130'a kadar çıkarabiliyoruz. Aslında potansiyel olarak o bütün parçaları 3 yıldız yaptığımda artık unuttuğum birkaç performans parçası daha vardır. Bilmiyorum. Belki bunlarla alakalı mı? Onları da değiştirdiğimde, çünkü %130'a kadar bazı araçlarda gidebiliyoruz. Ama bu tabii her araçta da olacak diye bir kayda değil. Çünkü bazılarında valve kapağının performansısı da oluyor. Bazılarında işte ne bileyim farklı birkaç tane daha parça oluyor. Onlarla beraber aslında %130'a kadar çıkabiliyoruz. Bu araçta öyle bir şey beklememek lazım. Muhtemelen maksimum budur ya. Lafımı geri aldım hemen. Bak, kendi kendimi kapak ettim. Şimdi sadece şu ayarla beraber tabii birazcık daha mantıklı bir şekilde 585'ler yapalım. Bakalım olacak mı? Hadi bebeğim. 550 rekorunu geçmemiz lazım. Şu an hali hazırda 550 km hız benim için zaten hayli yüksek bir rekor ama limitler zorluyoruz. Durmak yok. Her şey kalkış aslında. Yani hız daha kontrollü gidiyor. Daha iyi kalkış yapar, daha iyi hız toparlarsanız, biriktirirseniz o kadar iyi gidiyorsunuz. Birazcık kontrollü gidiyor bu. İyi deyip gaza bandım ben. Onu yapmamam lazım. Burada da öyle oldu. Çok fazla bir de RPM'de kaldık. Dördüncü ile beşinciden sonra böyle altıya geçmeden saçma salak bir tökezledi ama yine bir deneyelim.
Yine bir deneyelim. Zarar gelmez. Şu aralıkları birazcık daha çekelim. Şöyle 590'lara getirelim. Bir de böyle deneyelim. Bir de böyle deneyelim. Hızlı şekilde ya. Şu birinci, ikinci, üçüncü vites çok vakit kaybettiriyor. Patide kalıyorum. Çok daha yavaş sürmeye çalışıyorum. Onlar olmasa full gaz gidebilsem o viteslerde. Full açtım şu an. Aman ya hocam. Sakin gidiyorsun ama yapma be. Yol sola gidiyoruz. Sağa dön. Aklıma bir fikir geldi. Biz hep vites yükseltiyoruz ama vites düşürsek nasıl olur peki? Nasıl diyorsunuz bu işe? Ha? Ne dersiniz? Yok mu tek vites yapıp Koenigsegg'e rakip almamız? Aa, hadi 600 diyorum. 601 dedim. Tek vites arama yaptım. Belki işe yarar. Çünkü 5'e de iniyorum, 6'ya da çıkıyorum. Aralıklarını ayarlıyorum. Elimi hassas yapmaya çalışıyorum. Parmakları hassas basıyorum. Vites aralıklarındaki o boşlukları bulup onları değerlendirmeye çalışıyorum ama yok. Yine de olmuyor abi. Yine bir pati atıyor, iş bitiyor. Bir noktada. O ağır abi gibi başladı. Full gaz açabiliyor. Bence çok mantıklı bir karar oldu bu. Umarım bir yerden sonra patiye bağlamaz diyecektim. Öyle de başladı. Kaç bin devirden sonra onu yaptı? Onu öğrenmemiz lazım. Orada gazı birazcık daha çekeceğim. İlk denemede 380 km, hiç fena değil gibi. Biraz çektim 300'den sonra gazdan elime ayağım gidiyor. ...527... ...fena değil... İkinci denemede 500'ü görmen gayet güzel. Full açıyorum 300'e kadar, 300'den sonra biraz keseceğim. Belki 320-30'ları tutturabilirsin. Yapma. İki vites yapsak işe yarar mı? ...460'larda birazcık daha açtım kontrollü gidiyor diye. Aç gözlük ettim. İyi gidiyorduk aslında. Belki de 530-40'ları görebilecektik. Böyle tutuyorum şu an. ...535 tahmin ettiğim gibi. Bence bayağı bir umut vaat ediyor. 535. İki vites yapıp birazcık daha iştahlı açabilirsem gazı. Bana epey vakit kaybettirdi şu an. Garaja dön. Ben tek vites şansım deneyeceğim abi. Tek vites. Vites geçişi bana çok vakit kaybettiriyor. Bir de sonrası da sakinleşse sakinleşmiyor. Yine yavaş yavaş açmam lazım gazı. Tek viteste ben ince ayarla 550'yi zorlayabileceğimi düşünüyorum.
bakalım. Hadi. Ah. ...535'ti. Vazgeçiyorum ben abi. Vazgeçtim. Yeter ya. Sıkıldım. Son bir şey deneyeceğim. Bu arabayla değil. Bu arabayı satalım, hatta kurtulalım. Bizim GTR'ımız vardı, hatırlar mısınız? O GTR'la ben tek vitesi deneyeceğim. 4 çeker bir araç. Daha kontrollü olacaktır. Böyle patiye düşmeyecektir. Şu an bizim en büyük dezavantajımız bu aracın arkadan itiş olması. Yani 2000 neredeyse 100 beygiri arkaya verdiğin zaman, tabii bunu kontrol etmek, 2000 beygiri kontrol etmek inanılmaz zor yani. Gerçek hayatta belki de kontrol edilemeyecek bir değer bu. Bunu satayım ben. Kâr etti mi bilmiyorum. Ufak etmişim, ufak. 30 bin kadar kâr etmişim. Şimdi otoparka gel. GTR'm hala duruyor değil mi benim? Maksimum hızı yazdığımızda yazsaydı keşke, de onlar yazmıyor bak. Bizim öbürüyle de belki tek vites düzgün bir şey yapabilirim ama sen gel abi sen. Sen hayır sokağa değil. Sen bir gel. Bu nasıl başlangıç abi, sen ne zaman hızlanmaya niyetin var? Bir değil de iki vites mi yapsaydık bunu ya? Çok vakit kaybediyor ki. İşte 1000 beygir olması. Ne yol bitecek ya? Sen 500'ü göreni bırak, 350'yi göremez bu yol bitene kadar. Sonradan açılıyor işte. Bak buralarda güç geldi. Olmadı bu. Tek vites tahmin ettiğim gibi olmadı. Şöyle sağlam 4 çeker, 1500 beygir üstünde bir araba bulursanız muhtemelen en iyi rekoru o verecektir. En sağlamı olacaktır. Öyle bir araç bulmak lazım. GTR'de swap yapılmıyor maalesef. Tek motor desteği var. Ondan dolayı daha farklı motor takıp da beygirini uçuramıyorum. Şimdi daha iştahlı bak. Oh! Oh, görmek istediğimiz GTR hızlar. Bu! Bu bebeğim. Hadi at 3 at. Hızlan. Yapıştır. Ağır kalıyor şu 3-4'ler. Beygir eksikliği ya. Beygir eksikliği. Bu hurdadan çıkarıp hallettiğim, sıfırdan dizdiğim araçların hepsini satacağım. Başarımlarını alamıyorum öbür türlü ya. Para kazanalım ya. Biraz milyon olsun elimizde şöyle bir. 290. Milyona çok az para kalıyor. Çok az fark kalıyor. Sattım gitti. 994 bin. Otopark. Gel bakalım, sen de gel. Bunun beygir düzeyi neydi? Bu da arkadan yetişti yani, beygir fazlaysa bile. Zaten full orijinal yapmışız biz. 1050 beygirmiş bu da. Ah, maalesef bize sağlam şöyle bir V12 falan lazım galiba ya, sat gitsin. 1 milyon 200 binim var. Bütün araçlarımı satınca böyle zengin oluyorum işte, görüyorsunuz. Şuraya gel bakalım. Beygiri maksimum çıkarabileceğimiz motor hangisi? Bakayım, 420, 408. Dur ya, bunlar sayfa mı anlamadım, şöyle geçeyim. Bak 612 beygir var, V10. Bu araç hangisi? Bulmam lazım. Bu araç lazım bana. Bu 612 beygir ben muhtemelen 2000
Kaçlara kadar çıkarırım? 2300'lere kadar çıkarabilirim beygir olarak. Tabii üstündeki parçalarım da bağlı. Bu araç hangi araç? V10. Onu bulmak lazım bak. Sanırsam en güçlü motor o. 584'ü yaptık zaten. Aynen en güçlü motor oymuş. O motora sahip aracı bulmamız lazım dostlar. V10. Hangi araçta var bu? Alıp kenarda toplayacağım anladın mı? Motor artık kime denk gelirse diye. Ay çok istiyorum ya. Abi bulamaz mıyız? V10. V10 hangi araçtır? Bizim Mercedes'te V8 vardı diye hatırlıyorum. V10. Tabii sağlam böyle bir jipte de olmaması lazım ya. V8. Seni biliyorum zaten. Seni bilmeme gerek yok zaten. Tahmin ediyorum. Sen misin acaba? Böyle bir şeyde de olmaz herhalde diyor insan ya. Ufacık motor var bunda ekonomik paket. Hangi arabada bu V10? Sen misin acaba? Ama bunu yaptık bu V8 diye hatırlıyorum ben. Hiç açmaya gerek yok. V8 bak. Şükür sen olma zaten. Seni biliyorum çünkü. Sana bakalım. Bu da değil. Bu da V8. Şurada performans düşüşü yaşıyorum ya şu mağazada. 2016 kasası olabilir mi? Yok. Aa, Jaguar. Is that you? Olur mu? Olur yani. V8. 550 beygirlik V8 varmış bak bunda da. Başka motorda takılmıyor. Senin olacağın şey belli zaten. Yeni Porsche V10 olabilir mi? Sana da bakalım. Tabi mağazada olmayan modeller de var. Burada. V10 burada. Buradasın. Hadi bakayım. Tamam. Bir sonraki bölüm ben bunu adayacağım. Ne kadar? Kaç parası kardeşim sen? 290 bin. İşte bir şey değilmiş. Ucuzmuş ya. O motordaki parçalar bir de %130, %150'ye kadar modifiye edilebilir parçalardan oluşursa şayet ben bu arabayı uçururum. Tabii sonra bunu yolda tutabilmek de lazım. Bu da arkadan itiş muhtemelen. Gerçi 4 çekerdir ya. Porsche bu abi. Değil mi? O detay nerede yazıyordu ya? Bir yerde yazıyor olması lazım. 4 çekerdir. Bak bu yolda da durur. Yeni rekortmen bu olabilir. 1300 kilo da ağırlığı var. 1400 diyelim biz ona. Bundan olur. Ben bunu uçururum. Evet daha fazlası artık burada sonlandıralım dostlar. Zaten uzun bir bölüm olmuş. Bir saatin üstüne çıkmışım. Size kesip biçip bunu hızlıca bitirmeye çalışacağım. Hepinize teşekkür ediyorum. Umarım eğlenmişsinizdir. Lütfen videoları beğenerek bana ve kanalıma destekte bulunabilirsiniz. Bunu unutmayın. Abone değilseniz de lütfen abone olun. Çünkü izleyicilerimin %54'ü abone olmayan izleyicilerden oluşuyormuş. Siz de onlardan biriyseniz şayet bir abone olmanızı alırım. Bir tuşa oraya bir bas verin. Bildirimleri bir açı verin. Daha fazla kar mekanik için destekte bulunun. Daha fazla içerikler için beni teşvik edin. Beni gaza getirin lütfen. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.